Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 9 günlük bayram tatili için 9 farklı mobil oyuna bakıyoruz. Hepinizin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Umarım bütün sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla çok güzel bir bayram geçirirsiniz. 9 günlük bir tatil var. 9 günün her bir gününe farklı farklı oyunları sizler için listeleyeceğiz. Dilerseniz lafı çok fazla dolandırmayalım arkadaşlar. Mobil oyunlarımıza gelin yakından bakalım. İlk oyunumuzun adı Craft City. Hem Android hem iOS cihazlarınızda ücretsiz oynayabiliyorsunuz oyunu. Mantık şu arkadaşlar, böyle parmağımızla sağ sol yaparak buradaki bütün kalabalığı toplamaya çalışıyoruz. Normal boş beyaz adamları kendimize çekebiliriz. Bakın şurada geldi bir tane. Ona değdiğimiz zaman bizim yanımıza geliyor. Biz şu an 2 kişi olduk. Hop buradakileri de toplayalım. Hemen seri seri. Oh topladık. Daha sonra diğer büyük grupları yemeye çalışıyoruz. Şurada 17 kişilik bir grup varmış. Biz şu an 43 kişi olduğumuz için onları cayır cayır yutabiliriz. Hemen onlara doğru ben şöyle bir salça olayım. Bu arada yolda giderken beyazları da topladığım için benim sayım da artıyor. Oh hepsini yedim vallahi. Belli bir süre var, 2 dakika gibi. O 2 dakika içinde kazanıyor en kalabalık gruba ulaşan kişi. 40 saniyemiz kaldı. En kalabalık grup olmaya çalışıyoruz. Bunları da komple yedik. 500 kişiyle yaklaşık oyun tamamladık. Oyun bu şekilde ilerliyor. En kalabalık kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Belli puanlara ulaşınca da gördüğünüz gibi çeşitli kıyafetler açılıyor. Dediğim gibi hem iOS hem Android cihazlarda ücretsiz diyelim ve bir sonraki oyunumuza bakalım. Sıradaki oyunumuzun adı Cure Hunters arkadaşlar. Broforce diye bir oyun vardı bilgisayarda. Grafik olarak falan ona bayağı bir benziyor. Şuradan sağ sol yapıyoruz. Buradan böyle ateş ediyoruz. Buradan da zıplayabiliyoruz. Oldukça tatlı güzel grafikleri var. Karşımıza çeşitli düşmanlar geliyor. Onları öldürmeye çalışıyoruz. Şunun ateşine maruz kalmadan gitmeye çalışıyoruz. Buradan da kaçtık. Kaç lan? Tepeden geliyor vicdansız. Tabii oyunda ilerledikçe çeşitli puanlar topluyorsunuz. Çeşitli özellikler açabiliyorsunuz. Gitgide daha da güzelleşiyor. Bunu da hatırlatalım. Biraz daha oynadıktan sonra hemen diğer oyuna geçeceğim. Zira oyun sardı. İlerleyemedik, öldük. Neyse bu oyunda böyle arkadaşlar. Dediğim gibi Cure Hunters hem iOS'te hem de Android'te ücretsiz olarak indirilmiştir. Oynayabiliyorsunuz. Sıradaki oyunumuz Dead Rain 2 arkadaşlar. Bu oyunda hem iOS hem Android cihazlarınızda ücretsiz. Bunun grafikleri benim acayip hoşuma gitti. İlk defa gördüm ben bu oyunu. Belki bilenleriniz vardır. Bunun hikayesi de biraz güzel arkadaşlar. Değişik yaratıklar geliyor karşımıza. Hem onları alt etmeye çalışıyoruz hem de bu ikinci bölümde bizi bir yere hapsettiler. Oradan kaçmaya çalışıyoruz. Heh, aldık silahımızı. Güzel. Şimdi böyle karşımıza değişik zombimsi şeyler geliyor. Onları alt ederek bölümü tamamlamaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi bir şeyler topladıkça kendimize üst baş ekipman ve vesaire alabiliyoruz. Hatta gördüğünüz gibi burada skill'ler de varmış. Onları da upgrade edebiliyoruz. Yapalım upgrade'i. Ve giderken arkaya doğru da ateş ediyor bu arada. Neyse Dead Rain 2 de bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel diyelim ve sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyunumuz nostalji severlere gelsin. Prince of Persia Escape diye bir oyun arkadaşlar. Bildiğimiz bu eskiden vardı. Atari'lerde falan da oynuyorduk bu oyunu. Onun birazcık daha böyle günümüze uydurulmuş, telefonlara uydurulmuş hali. Böyle sağ sol yapabiliyoruz. Oradan da zıplayabiliyoruz. Çeşitli engelleri aşmaya çalışıyoruz. Böyle diken geldi, atladık vesaire vesaire gibi şeyler. Grafik olarak bildiğimiz eski haline yakın, onun güzelleştirilmişi. Oynanış olarak çok bir alakası yok ama yine de hem iOS'te hem Android'de bedava olduğu için bence güzel, vakit öldürmelik, nostaljik bir oyun olmuş. Üçüncü tura da bir bakalım, sonra hızlıca geçeceğiz diğer oyunumuza. Şöyle tutunmalar falan yok gibi sanki. Onlar olmayınca da pek keyifli olmuyor. Güzel aksiyon olmuş burası. Gördüğünüz gibi biraz daha kolay, ilerledikçe zorlaşacaktır diye tahmin ediyorum. Ama eski tadı arayanlar bir nebze de olsa bir şeyler yakalayabilecektir. Diğer oyunlardaki karakterleri de açabiliyoruz bu arada. Belli bir paramız biriktikten sonra. Sıradaki oyunumuz Ragdoll Rage arkadaşlar. Bu tarz böyle değişik fizik motoru olan oyunları ben bayağı seviyorum. Bilgisayarda genellikle oynuyordum. Böyle silah alıyoruz. Sağımızdakileri, solumuzdakileri öldürüyoruz. Sağ taraftaki joystick'i şöyle döndürdüğümüz tarafa doğru ateş ediyor. Hop onu şuna basacakmışız. Şuradaki ölecek galiba. Eğlencelik bir oyun. Bayramda falan rahat rahat oynarsınız. Böyle iki el atıp yolunuza devam edebilirsiniz. Çevirelim ruleti. Rulet olmazsa olmaz zaten. Yine oyuna başlayalım. Dayıyı vurmamız lazım. Ama onda silah var. Ben o silahı senden alırım aga. Ver bakayım sana onu. Şimdi gel buraya. Bay bay. Çeşitli bölümler var. Şöyle. Şuradan teleport oluyormuşuz. Buradan bu silahı alıyoruz. Şu alttakini yok etmemiz lazım. Hop açtı mekanı. Girdik. Oyunda bu şekilde. iOS platformunda bu oyun yok. Benim gördüğüm kadarıyla Android için ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz diyelim ve sıradaki oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz Plague Epic Clash. Enteresan bir puzzle oyunu. Bunun farklı versiyonları da var. Şöyle yeni oyun diyelim. Göstereyim sizlere nasıl bir bulmaca oyunu olduğunu. Yukarıdan şunlar iniyor. Biz aşağıdan şöyle çizerek yukarıdaki şekli oluşturmaya çalışıyoruz ki onlar buraya tam otursun ve hepsi çizilsin. Şurada bir tane var, şurada bir tane var. Şuradan direkt hızlıca indirebiliyoruz. Şurada var ve burası dolu.
Bu şekilde en yüksek puana ulaşmaya çalışıyoruz. Aşağıda bir yeri karıştırırsanız işler oldukça zorlaşıyor. Mesela burayı yanlışlıkla bir sıra yaptınız. Halbuki şuraya yapmamam gerekiyordu. İndirdim. Gördüğünüz gibi bu alt taraf direkt kilitleniyor. Tabii doğru yaptıkça alt tarafa doğru iniyor. Bildiğiniz aslında Tetris mantığı arkadaşlar. Günümüze uyarlanmış hali. Kaybetmek üzereyim. Hadi şöyle bir kaybedelim. Bence oldukça güzel. Grafikleri de çok güzel bir oyun. Benim hoşuma gitti. Bir indirip deneyebilirsiniz. İsterseniz hem Android'de hem de iOS cihazlarınızda ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz oyunu diyelim. Bir sonraki oyuna bakalım. Sıradaki oyunumuz Crash Softix. Bu telefonu ilk defa açtığım için öğrenme kısmını gösteriyor. Bunu alıyoruz. Tekerlek var burada. Böyle yumuşak nesnelere şu an sadece ördek açık. İşte burada balon var, süt şişesi, sabun falan var burada. Arabayı ittire ittire yumuşak şeyleri patlatıyoruz ve puan toplayarak yeni eşyalar açmaya, işte araba özelliklerini, onlara bastıkça paramız birikiyor. Sonra mesela arabanın özelliğini arttırabiliyoruz. Buradan değişik ürünler alabiliyoruz ya da bayağı kasıp para biriktirirseniz işte 60 bin dolar vesaire gibi şeyleri başka arabalar alıp ezebiliyorsunuz. Aslında oyun oynama mantığı çok basit. Sadece arabanın ilerlemesi için tıklıyorsunuz. Ancak bayağı para biriktirdiğiniz zaman şurada araba seçeneğine gelip auto drive'ı böyle level'ını çok yükseltirseniz kendi kendine araba ilerliyor. Mesela ben şimdi basmazsam araba duracak ya da çok yavaş ilerleyecek. Çünkü şu an level 1'deyim. O level'ı arttırdıkça, arabaları geliştirdikçe araba bayağı kendi kendine gidiyor. Ama oyuna sürekli dokunmanız lazım. Oyunun mantığı tamamen ekrana tıklamak üzerine kurulu. Bu oyunda arkadaşlar hem Android hem de iOS cihazlarınızdan ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir oyun. Diyelim gelin isterseniz bir sonraki oyunumuza geçelim. Run Race 3D'de arkadaşlar yine iOS ve Android cihazlarınızda ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir oyun. Buradan renginizi seçebiliyorsunuz. İlerledikçe skinler açabiliyorsunuz. Şimdilik böyle morda kalsın. Yanınıza böyle başkalarını buluyor, atıyor. Onlarla beraber kapışıyorsunuz. İster alttan git diyor, ister üstten git diyor. Biz alttan gidelim ya, bakalım neler olacak. Oyunun mantığı şu: en sonda kalan kişi bir turun sonunda eleniyor. Toplamda 3 tur oluyor mantıken. 3 turu bitiren kazanıyor. Eyvah, zıplayamadık orada. Şimdi ikinci bölüme geçtik. Adam da tabii bizim önümüze geçti. Oyun içinde kalmak da bayağı kötü. Çok yavaş ilerliyor. Oh, çiçek oldu çiçek. Eyvah, o suya takılmayaydım iyiydi. Şu an ben ve diğer adam kaldı bir tek. Bunu da yenersem birinci oluyorum. Yani bir turun sonunda en geride kalan elenmiş oluyor. Hadi bakalım. Hop. Birinci oluyoruz. Artık sıradaki oyunumuza geçebiliriz. Sıradaki oyunumuz Odmar arkadaşlar. Benim acayip hoşuma gitti grafikleri. Android'de ücretsiz, iOS'te maalesef 35 TL şu an. Ancak indirim kovalayabilirsiniz. Hani bir şekilde daha uyguna getirebilirsiniz indirimlerle birlikte. O zaman almanızı tavsiye ederim. Güzel bir hikayesi var. Zaten indirip bakarsınız siz de. Şöyle yandan görüyoruz. Bir platform oyunu. Birazcık bana Manuganu diye bir oyun vardı yerli yapım. Onu anımsattı böyle tarz olarak. En başta böyle neler yapacağınızı size anlatıyor biraz. Bunları toplamanız lazım ki bölüm sonunda daha yüksek puan alın. Adamlar harbiden grafiğe kasmışlar. Şöyle ilerleyelim. Şunları da toplayalım. Çevre, arka planlar, karakterin tasarım falan benim çok hoşuma gitti. Böyle zıplamak için şöyle yukarı kaydır diyor parmağını. Zıpladığımız yerden de bir tane mantar bitiyor. Bir Viking'i canlandırıyoruz biz oyunda. Denize düşerseniz bu arada direkt mefta arkadaşlar. Başlangıçta iki tane kalple birlikte, iki canla birlikte başlıyorsunuz. Derken düştüm maalesef. O iki kalp gittiği zaman en son kayıt noktasından başlatıyor. Hiçbir şey toplamadan şöyle bir yardıralım bakalım. Böylece bölümü tamamladık arkadaşlar. Zaten kayıt noktasına ulaştık. Böyle direkt gördüğünüz gibi mağaradan, yer altından oyun devam ediyor. Sonuncu ve dokuzuncu oyunumuz tabii ki de olmazsa olmaz Kafa Topu 2. Kendi oyunumuz arkadaşlar. O yüzden gururla bu listeye de ekliyoruz. Hem Android hem iOS cihazlarda ücretsiz olarak Kafa Topu 2'yi oynayabiliyorsunuz. Ben şöyle hızlıca bir maç yapayım. Vallahi ben Kafa Topu 2'yi çok iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Yenilebilirim. Özel güçlerim de var. Elimden geldiğince güzel kullanmaya çalışacağım ama neler olur neler biter bilinmez. Karşıdaki rakip de birazcık çılgına benziyor. Derken golü yedik vallahi billahi. Şu özel güçler şöyle bir açıkta hazırda dursun da gel buraya. Kalenin içinde dur, iyi mi? Hep kalenin içinde dur. Böyle yes. Böyle ikinci golü yersin. Ne oldu? Hah, sen nereye gol atıyorsun lan? Donmuş kale. Sen bir don bakayım orada. Ya özel gücüm boşuna gitti. Yine de 4-1 yeniyorum. Hop, böyle üstten golü yersin. Sus bakalım. Bayağı gıcık etmeyi çok seviyorum ben bu oyunda. Gel bir de büyük kafa. Ulan yine boşuna gitti özelliğim be. Ben en iyisi gidip bunu döveyim ya. Al 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 al. Ne oldu? Özel güçsüz yendim lan seni. Al 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 al. Tahrik de ediyorum seni. Bir de güleyim sana şöyle. Onu 4 bitti vallahi. Son golü de atamadı. Böylece de bayramlık oyunlarımıza bakmanın da sonuna gelmiş olduk. Şimdi gelin isterseniz videoyu bir kapatalım. Evet, oyunlarımızın hepsine baktığımıza göre artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Oyunların tüm indirme bağlantılarını hemen açıklama kısmına ekledik arkadaşlar. Beğendiğiniz varsa ya da hepsini indirmek istiyorsanız oradan gidip uygun olanı indirebilirsiniz. Uygun markete gidip. Videonun sonuna gelirken buradan tekrar hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.